Peki, rakamlar böyle, enflasyonu açıklandı, biz de aktarmış olduk. Asgari ücret ne olacak? Memur maaşı ne olacak? Bunlara bakacağız şimdi, konumuz da var. Muhammed Bayram bizimle birlikte. Efendim, rakamlar böyleydi, takip edebildiğiniz herhalde zannediyoruz. Peki beklenti şu, asgari ücret ne olacak şimdi? Memur zammında ne gibi değişiklikler olacak? Sizi dinleyelim, buyurun. Evet Serdar Bey, öncelikle asgari ücretten başlayalım isterseniz. Şimdi 2021 yılı sonu itibariyle 2825 TL olan asgari ücret, o zamanki enflasyon %34 iken 16 puanlık fazla bir artışla, yani %50'lik bir artışla 4253 TL civarına çıkartıldı. Burada hala vergiler alınabiliyordu asgari ücret üzerinden. 4253 TL yükseltildiğinde, %50'lik bir artış yapıldığında istihdam etkisini olumsuz olacağı yönünde eleştiriler vardı ama görünen o ki istihdama olumsuz bir etkisi olmadı ve bununla beraber de belli bir zaman sabit gitse dahi daha sonra istihdamda olumlu katkısı oldu. Daha sonra gelinen süreçte sene ortası itibariyle yaşanan enflasyon ortamı dolayı ikinci kez asgari ücretli bir artış yapılma gereği hasıl oldu. Evet. Burada da enflasyon Haziran sonu itibariyle %42 iken, 42.35 iken %30'luk bir artış yapıldı. O dönemki asgari ücret tespit komisyonunun çalışmasıyla beraber bunu Sayın Cumhurbaşkanı Vedat Bilgin ve sendika temsilcileri birlikte toplantı yaptıklarında Sayın Cumhurbaşkanı bununla alakalı bunun ara bir düzenleme olduğunu, asgari artışın sene başı itibariyle olacağını vurgulamıştı. Bununla evet. beraber de sene sonu itibariyle asgari ücretle yapılacak artış gerçekten merakla bekleniyor ve sadece bunu asgari ücret üzerine yapılacak artış değil, bütün ücretler üzerindeki artışın etkisini düşünmek lazım. Evet. Burada bu ay itibariyle açıklanan %85 rakam Serdar Bey, evet. bir önceki yılın Ekim ayına göre oluşan enflasyon oranı aslında. Yani bu Aralık ayı itibariyle oluşan enflasyon değil. Aralık ayı itibariyle oluşan enflasyon geçen ay %52 iken bu dönemde %55 olarak artırıldı. Evet. Bundan neyi anlamamız lazım peki? Haziran sonu itibariyle %42'lik bir artış yapıldıysa eğer, şu anda memur ve emeklilerin alamadığı 13 puanlık bir ek var. Öncelikle asgari ücretliler son 3 aydaki asgari enflasyonu belirlendikten sonra asgari ücret tespit komisyonu Aralık ayında toplanacak 4 kere, daha sonrasında bir asgari ücretin yeniden belirlenmesi durumu söz konusu olacak. Ama asgari ücret belirlenmesinde enflasyon oranları bir şey ifade etmiyor aslında. Şöyle ifade edelim. Her ne kadar memur ve emeklilerde enflasyon kadar fark olsa da asgari ücrette böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü asgari ücret tespit komisyonu toplanıyor ve bir neredeyse bir pazarlık ortamında geçen bir süreçte evet. bu ücret yeniden belirleniyor. O yüzden asgari ücret ne kadar artış yapacak dersek, bu dönemde gerçekten hayat pahalı olduğu ve enflasyon baskının sabit dar gelir, sabit orta gelirin üzerine ciddi olarak etkisinin olduğu görev dönemde Sayın Cumhurbaşkanı da, Sayın Vedat Bilgin de, Sayın Nurettin Nebati de çoğu defalarca bunun açıklamasını yaptı. Dedi ki enflasyon altını ezdirmeyeceğiz, enflasyon oranı üzerine daha fazla bir artış yapacağız. O zaman bizim buradan ne anlamamız gerekiyor? Evet. Enflasyon oranının üzerinde bir artış yapılacaksa, enflasyonun şu anda sene ortasında %30'luk bir artış yapıldıysa, sene sonu itibariyle enflasyonumuz ne olacak? Ona bakmak lazım. Yani asgari ücretimiz bu aradaki fark alacak.